Uzun zamandır beklediğiniz bir video ile karşınızdayım. 2020 yılı son zamanların en ilginç yıllarından biri olmaya devam ediyor. Her gün daha önce hiç karşılaşmadığımız bir şeyle karşılaşmaya devam ediyoruz. Instagram'da veya YouTube'da sorular soruyorsunuz. Neye yatırım yapmalıyım? En iyi yatırım aracı hangisidir diye. Spesifik bir şekilde şuna yatırım yapın diyemem. Ama size 2020 ve 2021 yılında hangi sektörlerin, hangi yatırım araçlarının daha öne çıkacağını, hangilerinin yatırım yapılmasının daha mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Her zaman dediğim gibi söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. En iyi yatırım kendi araştırmalarınızla ve kendi fikirlerinizle yaptığınız yatırımdır. Şunu söylemek istiyorum yapabileceğiniz en kötü şey arkanıza yaslanıp hiçbir şey yapmamak. Bu şekilde Asla finansal olarak daha iyi durumda olamazsınız. Bir şeylerin kendi kendine düzelmesini hiçbir zaman beklemeyin. Her zaman karşı koymak, savaşmak zorundasınız. Bu yüzden oyuna dahil olmak zorundasınız. Gelin bakalım bu yıl ve gelecek yıl yapılacak en iyi 10 yatırım neymiş? İlk madde gayrimenkul. Daha önce de söylemiştim. Şu anda fikirlerim hala geçerli. Söylemeye devam ediyorum. Orta vadede ve uzun vadede en iyi yatırımlardan biri gayrimenkuldür. Birçoğunuz büyük ihtimal şu an konut fiyatlarının düşmesini bekliyorsunuz. Ama parası olan akıllı yatırımcılar şu an bile özellikle şu anki kriz zamanında fiyatı düşmüş fırsat olarak gördüğü evleri yani gayrimenkulleri alıyorlar. Pandemi birçok işletmeye dükkanlarını satmaya zorladı. Size gayrimenkulün altın kuralını vereyim. Bir mülkü satın alırken kar edersin. Pandemi kanıtladı ki birçok şeyin sonu gelebilir. Ama barınma ihtiyacının sonu gelir mi? Büyük ihtimal gelmez. Dünya nüfusu arttıkça insanların daha çok barınmaya ihtiyacı oluyor. Yeni insanlar evleniyor. Gençler üniversitelere gidiyor. Nüfus kısacası artıyor. Bu şekilde de her zaman barınmaya ihtiyaç olacaktır. Pandemiden sonra her şey normale döndüğünde artık 2021 mi olur, 2022 mi olur, belki 2023. E, bu sıkıntılar bittiğinde tekrar konut fiyatlarına mükemmel bir talep olacak ve fiyatlar artacak. 2. Gümüş ve altın. Her zaman sıkıntılara karşı e, veya hükümetlere karşı en büyük güvencelerimizden biri altın ve gümüş. Altın ve gümüş daha çok kendini e, garantiye almak için kullanılır. Mesela hisse senetlerine yatırım yaparız. E, orada e, herhangi bir doğabilecek tehlikeye, çöküşe karşı her zaman altın ve gümüş barındırırız. Bizim güvencemizdir. Eğer hükümetler işlerini iyi yaparlarsa, dışarıdan yabancı yatırımcı çekerlerse borsada duran hisse senetlerine yatırım yaptığımız paramız değerlenir ve servetimiz artar. Eğer hükümetler işleri kötü yaparsa ee, sıkıntılar olursa, yabancı yatırımcı gelmezse, hükümetler deli gibi para basmaya başlarsa veya enflasyon olursa zaten para basmaya başlarsa enflasyon olur. O zaman da kenarda duran altın ve gümüş bizim güvencemiz değerlenir ve yine de servetimizi arttırmış oluruz. Onus bazında altın geçtiğimiz yıl %18 kazandırdı. Bu yıl altın da gümüş de %30'a yakın kazandırdı. Diğer akıllı yatırımcılar gibi Mart ayındaki çöküşten yararlanıp alım yapsaydınız yani altın ve gümüş alsaydınız çok daha büyük geri dönüşleri olurdu. Üçüncü madde elektrikli arabalar. Elektrikli arabalar Amerikan borsasının şüphesiz son birkaç yıldır en büyük kazananı oldu. Petrol baronlarına rağmen medyaya rağmen insanların parası biraz daha fazla olduğu zaman ilk tercihi elektrikli arabalar oluyor. 2020'nin başında Tesla'ya 1000 liralık yatırım yapsaydınız 6500 liranız olacaktı. NIO'yu duydunuz mu bilmiyorum ama ben de yeni öğrendim bu videoyu hazırlarken. Çin'in Teslası diyebilirim. Yani Çin devletli, Çin hükümeti destekli elektrikli araba markası. Bunun da getirisi bir yıllık hissenin getirisi bir yıllık 1250 olmuş. Yani 10 bin liralık bir yatırım yapsaydınız yaklaşık 125 bin liranız olacaktı. Eğer bu trendin başlarında 80 bin liralık 100 bin liralık yatırım yapsaydınız büyük ihtimal şu an milyonerdiniz. Peki elektrikli araba trendi bitti mi? Hayır. Bence daha yeni başlarında. Dördüncü madde e-ticaret. Bence insanlar artık pandemiyle beraber bu çok daha fazla arttı. Dışarıda tek tek mağaza gezmek yerine bütün mağazaları, bütün dünyadaki mağazaları tek bir araya getiren internetten alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. İster aynı şehirde olsun, ister aynı ülkede olsun, ister dünyanın diğer bir ucunda olsun, insanlar internetten her istediğini alabiliyorlar. Çin'den tek tıkla istediği ayakkabıyı alabiliyor, birkaç hafta içinde geliyor. Pandemi döneminde Amazon Amerika'da çok başarılıydı. Bizde de sürekli reklamlarda görüyorsunuzdur birçok pazar yeri sitesi var. E-ticaret yapabileceğiniz birçok yatırım yapabileceğiniz birçok alan var. İsterseniz e-ticaret firmasından hisse alabilirsiniz veya siz de e-ticaret şirketi kurabilirsiniz. Belli ki e dünyanın gidişatı bu yönde. Beşinci madde bitcoin ve diğer kripto paralar. Pandeminin başında hükümetler para basmaya başladığında Hepimizin tercihi altın, gümüş veya kripto paralar oldu. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, insanların olası bir sıkıntı da birinci tercihleri siz de bilirsiniz ki yatırım yapmak para kazanmak değil, ilk önce hayatını idame ettirebilmek, hayatta kalmaktır. Bu yüzden insanların da kite ihtiyacı oldu. Ee, kripto paralardan ve Bitcoin'lerden e, yaptıkları yatırımları geri çektiler. Çünkü insanların barınmaya, yemeğe ihtiyacı var. Bu yüzden pandeminin başlarında Kripto para borsasında bir düşüş oldu. Bununla birlikte bence ilerleyen süreçte temassız dünya dediğimiz şeyle de e, blockchain teknolojisi büyük bir ilme kazanacak. Bu arada fikrimi belirteyim. E, ben bitcoin'i asla dünyanın gelecek rezerv parası olacağını sanmıyorum. Yani dünyanın doları olması bana göre çok çok düşük bir ihtimal. Olsa olsa kripto paraların altını olur. E, ama bu demek değil ki. Bitcoin değersiz kesinlikle dediğimi dikkatle dinleyin. Kripto paraların altını olur diyorum. E, bu arada 2000 3000'den fazla kripto para var. Bitcoin ve bunların dışında birkaç tanesi dışında bence bunların tamamı balon. Kısa sürede zengin olma hayaliyle e, saçma sapan bir projesi olmayan ismini kimsenin duymadığı kripto paraları yatırım yapmayın. Benden söylemesi çok büyük zarara uğrarsınız. Böyle saçma sapan kripto paralarla kimseyi zengin etmezler. Sadece sizden 3-5 kuruş koparma niyetindeler zaten bunlarla ilgili hükümetlerin yasaları olacağını yani yeni yasalar çıkaracaklarını düşünüyorum. Bu alana yatırım yapmadan önce blockchain nedir? Bitcoin sistemi nasıl çalışır? Bu tarz temel şeyleri araştırıp ona göre yatırım yapın. Her zaman dediğim bir şey var. Asla anlamadığınız bir şey yatırım yapmayın. 6. madde yenilenebilir enerji. Bundan daha önceki videoda da bahsetmiştim. Fikirlerim tamamıyla aynı. Ee, sadece elektrikli arabalar değil. Bunlar tamamen bir başlangıç. İleride göreceksiniz ki neredeyse tüm dünya yenilenebilir enerjiyle çalışacak. E, fosil yakıtları bir kenara bırakacağız. Ve bu alan bence çok ama çok önemli bir alan. Güneş panelleri, rüzgar türbinleri gibi bu alanda yatırım yapılacak bir ton şey var. 7. madde ilaç sektörü ve sağlık hizmetleri. Sadece bu pandemiden veya covid'den dolayı demiyorum. Geçmiş yıllara baktığınız zaman e, görüyorsunuzdur ki her zaman insanlar bir hastalıkla 100 yılda 200 yılda bir savaştı. Kara veba oldu, İspanyol gribi oldu. Şimdi de Covid-19 daha yüzlercesi var. Ee, onun dışında bakarsanız da virüs olmasa da sağlık sistemi her zaman büyüme ve gelişme gösterdi. Düşünün hiç virüs olmasa bile insanlar yine de bir şey için çabalıyor. Bu da var olan insan ömrünü uzatmak. Bence o yüzden ilaç sektörü ve sağlık hizmetleri bu yıl ve önümüzdeki yıl Belki de ondan sonraki yıl, bilmiyorum. Yatırım yapılacak en iyi alanlardan biri. Buna ek olarak bilim insanlarına göre yeni hastalıklar gelecek. Doğru mudur bilmiyorum. Benim tıp alanında hiçbir bilgim yok. En iyisi kendiniz araştırın. 8 madde otel ve seyahat. Yani turizm hisseleri. Pandemi sürecinde turizm sektörü Çok büyük sıkıntılar geçirdi. Siz de biliyorsunuz. Dünyada turizm durdu. Bu yüzden hisseleri de Acayip düştü. Bu ne demek? E, fiyatları dip yaptı demek. Yatırımcılar için ne demek? Yatırımcılar için fırsat demek. Evet belki gelecekte bize daha çok evimizde oturacağımız bir hayat geliyor. Ama turizm sektörü çok büyük bir ekonomi. Eninde sonunda karantinalar bitecek ve insanlar tekrar seyahat etmeye başlayacak. Birçok ülkede insanlar şu pandemi bitse de dünyayı gezsek, yurt dışına çıksak, tatil yapsak, şuraları buralara gitsek keşke bir pandemi bitse de diyorlar. Biliyorum diyeceksiniz bizim ülkemizde bu çok mümkün değil. Birçok kesim için maalesef öyle ama genel olarak dünyadan bahsediyorum. Bu yüzden turizm sektörü yatırım yapılmak için, yatırım yapmak için mükemmel bir alan. Dokuzuncu madde bankalar. Evet biliyorum birçok insan bankaları sevmiyor ama hükümetler dara girdiklerinde işler zorlaştığı zaman ilk yardım eden kurumlar bankalar alıyor. Uzun vadeli yatırım da çok mantıklı mı bilmiyorum ama biz Fırsat varsa değerlendiririz bir önceki maddede dediğim gibi. O yüzden kısa ve orta vadede bence değerlendirilebilir. 10. madde ve son madde senin kullandığın ve sevdiğin ürünleri üreten şirketler. Yatırım danışmanı değilim. Kimseyi yönlendirmem. Sahte ekonomistler gibi şu hisseyi al uçacak, şu hisseyi al kaçacak, dolar 30 lira olacak, altın 1000 lira olacak gibi şeyler söylemem. Ama size çok net kesinlikle şunu söyleyebilirim ve tavsiyedir. Bir etrafınıza, çevrenize bakın. Sizin sevdiğiniz, kullanmaktan zevk aldığınız ürünleri ve hatta diğer insanların kullanmaktan zevk aldığı ürünleri üreten şirket hangisi? Bu şirketi bulun ve buna yatırım yapın. Etrafını gözlemle. İnsanlar ve sen uzun yıllardır ve şu an hangi şirketin ürünlerini seviyorsun, severek kullanıyorsun ve güveniyorsun. Sen sürekli mesela bilgisayarın MacBook mu ya da iPhone mu kullanıyorsun? O zaman git Apple hissesi al. Elektrikli arabaları seviyorsan, buna ilgin varsa, gelecekte insanların bunu tercih edeceğini düşünüyorsan, elektrikli araba alacak da paran yoksa o zaman Tesla hissesi almak daha mantıklı. Çevrenize bakın. Neyin kaliteli olduğunu düşünüyorsunuz? Neyi daha çok seviyorsunuz? Hangi ürünü kullanmaktan daha çok zevk alıyorsanız, gelecekte de bu ürünün daha kalıcı olacağını düşünüyorsanız ona yatırım yapın. Emin olun, bilmediğiniz şeylere yaptığınız yatırımdan çok daha fazla kazandırır. Videoda kaydeder bir şeyler bulabildiyseniz beğeni butonunu parçalamayı unutmayın, kanala abone olmayı ve yeni gelen videoları da kaçırmamak için yandaki zil butonuna tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, kanalı desteklediğiniz için teşekkürler. Son bir haftada galiba video atamadım, bunu telafi edeceğim. Bazı işlerim vardı, kusura bakmayın. Dilerseniz Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.